Arkadaşlar merhaba. 10. sınıf ÜDS videolarımıza devam ediyoruz. Şimdi soru çözümleriyle başlayalım bakalım. Birinci sorumuzda demiş ki bu parçada ögelerden hangileri vardır? Derhal ahırdan atımı getirmelerini emrettim. Uşak emirlerimi anlamadı. Bu yüzden ahıra kendim gittim. Eğeri atın üzerine attım ve bağladım. Uzaktan bir trompet sesi duyuluyordu. Uşağa bu sesin ne anlama geldiğini sordum. Uşak hiçbir şey bilmiyordu. Yolumu kesti ve nereye gidiyorsunuz patron diye sordu. Bilmiyorum dedim. Şimdi bu parçaya baktığımızda kahraman anlatıcısı var. Diyaloğa yer verilmiş. O yüzden sorumun cevabı 3 ve 5 olacak. İkinci soruya baktığımızda aşağıdakilerin hangisi bir hikayeden alınmamıştır şeklinde A, B, C seçeneğim, D ve E seçeneğim var. Burada C seçeneğim arkadaşlar hikayeden alınmamıştır. Bilgileyici bir anlatım var, bilgi veriyor. Konuşmanızın zevkle dinlenmesini istiyorsanız kalbinizin sesine dikkat edin. Zekanız kendisine dikkat etmeyebilir. Konuşma sanatı bir anlamda zevk verme sanatıdır şeklindeki ifadem bilgi verici bir anlatımdır. Ve o yüzden öyküden alınmamıştır. Üçüncü sorumuza bakıyoruz. Bu soruda da demiş ki bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Harpten önce nasıl Beypeki yer içerdi fakat birçoklarına umulmaz, inanılmaz büyük gelir sağlayan bu uğursuz savaş kendini geçim kaynaklarını hemen bütün kuruttu. Elde avuçta bir şey kalmadı. Geçimlerini en dar ve en elemli dereceye indirdi. Nasıh Bey İstanbul'un hatır sayılır oburlarından ve daha okuldayken arkadaşları arasında açılan iddia üzerine 45 kase aşure yemekle partiyi kazanan mide kahramanlarındandı. Şimdi yazıldığı dönemin zihniyeti hakkında bize bilgi veriyor mu? Evet veriyor. Nereden anlıyorum bilgiler içerdiğini? Harpten önceydi diyor. Savaş döneminden önce olduğunu biliyorum. Kahramanın ayrıcı özellikleri var. Evet. Obur olması ile ilgili bilgi verilmiş. Betimleyici cümleler var. Kahramanın eski günleri hatırlayıp özlediğini de anlıyorum ve eski günlere üzüldüğünü de anlıyorum parçamda. Ama eserin Cumhuriyet döneminde yazılıp yazılmadığı ile ilgili herhangi bir bilgi ya da ipucu yoktur. Dördüncü sorumda zaman terzisi geceyi gündüz yapmak üzere dikiş makinesinin başına geçti. Bir sirk topu gibi açık şafak rengi kumaşını parlak bir öğlene birleştirdi. Sonra alacakaranlık için buğulu bir parçayı düzgünleştirip kalın mor bir akşamla bitirdi. Eserine bakıp elini ovuşturdu. Şimdi bu parçada da betimleyici ögelerden yararlanılmış düşsel unsurlar var. Öyküleyici anlatım var. Olaylar oluş sırasına göre verilmiş ama olay zaman ve mekan ilişkisi ne ait bilgiler verilmemekte. Bazıları veriliyor ve olay çevresi içerisinde anlatım yapılmış. Beşinci soruma bakıyorum. Beşinci sorumda diyor ki bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez? Küçük salonun fes renginde kalın ağır perdeli penceresinden dışarısı muhteşem parlak bir sulu boya levhası gibi görünüyordu. Saf mavi bir sema, çiçekli ağaçlar, uyur gibi sessiz duran deniz, karşı sahilde mor, fark olunmaz sisler altında dağlar, korular, beyaz yalılar. Bütün bunların üzerinde bir masal rüyasının uçarı, gerçeği gibi kanat çırpan martı sürüleri. Şimdi bu parçaya baktığımızda mekanla ilişkin bilgi içeriyor. Bir betimleme yapmış, benzetmelerden yararlanılmış. Pencerenin önündeki şişman koltuk diyor. Bununla ilgili olarak birden fazla kahraman olduğu anlaşılmakta. Evet, karşısında bir şezlonga uzanmış esmer güzel bir kız siyah maroken kaplı bir kitap okuyor. Burada da birkaç tane karakterden bahsettiğini anlıyorum. Bir de bana demiş ki bir hikayenin çözüm bölümünden alınmış. Çözüm bölümünden alındığını bilmiyorum. Serim düğüm çözüm bölümü vardı hikayede. Muhtemelen düğüm bölümünden alındı. Çözüm bölümünde olsa olayların bittiği ve bir sonuca bağlandığı yer olarak kabul edilir idi.
Benim 6. sorum var. 6. soruda diyor ki eski zevkle döşenmiş küçük bir odacığa girdim. Köşede kapkacak dolabı duruyordu. Camlı, çerçeveli bir subay diploması asılıydı duvarda. Sırtında yünlü bir fanila, başörtülü yaşlı bir kadın duruyordu pencere kıyısında. Karşısında oturan subay üniformalı tek gözlü bir ihtiyarın kollarına gerili örgüyü çözüyordu. Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Gözlemlerle yorumlar katılmış. Evet. Çünkü subay üniformalı tek gözlü bir ihtiyarın kollarına gerili örgüyü çözüyordu. Biraz benzetmelerden de yararlanıyor. Bir hikayeden alınmış olabilir. Betimleyici anlatım ağır basıyor. Odayı girer girmez betimliyor. Nasıl olduğunu, küçük bir yer olduğunu, köşede kapkacak dolabı durduğunu anlatıyor. Öyküleyici anlatım zaten var ama hakim bakış açısı yok. Hakim bakış açısı tanrısal bakış açısı demek ve bu bakış açısında bizler kahramanın başından geçen her şeyi biliriz. Ruh hallerini biliriz, zihninden geçenleri biliriz. Kalbinden geçenler de okuyucuya aktarılır. Sorumun cevabı o yüzden E olacak. 7. sorum bir bilgi yanlışlığı sorusu. Hikaye yaşanmış ve yaşanması mümkün olayları yer, zaman ve kişi belirterek ayrıntılarla işleyen edebi türdür. Olay, zaman, mekan, kişi unsurlarından oluşur demiş. Birinci, ikinci, üçüncü ve beşinci bilgim doğru ama dördüncü bilgim yanlış. Çünkü ayrıntılarla olayları anlatma romana özgü bir özellik idi. 8. soruma bakıyorum. Bu hikaye kesitiyle ilgili olarak yargılardan hangileri söylenemez demiş. Bir gece gene çalışma odasında bir bulut arkasından donuk ziyasını gönderen ayın sarı lekesine bakarak düşünüyordu. Başın içinde hala o demir el, boğazında hala o düğüm vardı. Bu 3 senelik cinnete benzeyen matem onun benliğini büsbütün dağıtmış. Bir zehir damla damla mevcudiyetini kemirmiş, yiye yiye bitirmişti. Bu gece penceresinin yanında uzun bir dalgınlıktan sonra bir hummanın ateşleri içinde tutuşarak kalktı. Soyunmaya yatağına girmeye kuvvet bulamadı. Dizleri titriyor, gözleri buğulanıyordu. Oraya düşmek nevinde bir sedire atıldı. Şimdi bu parçayla ilgili hangisi söylenemez diyor. Yapı ögelerine ilişkin bilgiler var. Yer, olay, zaman var. İç monolog tekniğiyle anlatım yapılmış. Hayır, kahramanın içinden geçenleri bilmiyorum. Kahramanın hareketleriyle detaylı bir şekilde anlatım yapılmış. Evet, üçte doğru. Gözlemci bakış açısıyla yazılmış. Gözlemci bakış açısıyla yazıldığını bilmekteyim. 2 ve 4 bu parçada geçiyor. Geçmiyor pardon. O yüzden de söylenemez. 9. sorum Dede Korkut hikayeleriyle ilgili bir bilgi sorusu. Hangisi söylenemez diyor. Dede Korkut hikayeleri bir ön söz ve 12 hikayeden oluşur doğru. Dede Korkut hikayelerinin yazarı değil, hikayelerin sonunda ortaya çıkarak konuşan bilge kişi kesinlikle doğrudur. Hikayelerin anlatımında nazım ve nesir dili bir arada bulunuyor. Evet, o yüzden nazım ve nesir karışıktır. Sözlü edebiyat ürünü olan eser anonimdir. Evet. 15. yüzyılda yazıya geçiriliyor. Evet, kim tarafından geçirildiği bilinmiyor. Bu da doğru. Hikayelerin ortak konusu Türklerin Çinlerle mücadelesi. Kesinlikle yanlış. Türklerin yine aynı boya mensup olan başka Türklerle yaptığı savaşları anlatacak. Hatta Türklerin Oğuzlarla mücadeleleri kendi içerisindeki mücadeleler olarak bilinmekte. 9 o yüzden E'dir. 10. sorum. Bu dizeler aşağıdakilerin hangilerinden alınmış olabilir diyor. Düşünde çünkü gördü ol yüzü şah, besat dil aşk olup eyledi ah. Figan idü ben uykudan uyandı, nitekim lale kan yaşa boyandı. Şimdi 10. sorum kullanıldığı dil açısından mesneviye benziyor. Mesneviler genellikle beyitlerle yazılıyor. Bu parçada bakın yukarıda 2 beyit, aşağıda 2 beyitten oluşuyor. O yüzden Arapça, Farsça kelimeleri de yer veriyor. Aşk, ayrılık gibi konular mesnevilerin temalarını oluşturacak. Sorumun cevabı E olacak.
Mani Koşuk halk edebiyatı ürünü. Nefes de aşk edebiyatı ürünü. Destan da yine anonim halk edebiyatında karşımıza çıkan bir tür. O yüzden cevabım E olacak. 11. soru. Bu da bu parçadan hareketle yargılardan hangileri söylenebilir şeklinde. Türk edebiyatında destan döneminden başlayarak gelişen bir anlatıma, hikaye etme geleneği vardır. Dede Korkut hikayeleri divan edebiyatında Mesneviler, halk edebiyatında aşıklar tarafından kahvelerde ve köy odalarında söylenen halk hikayeleri bu geleneğin önemli örneklerini oluşturmuştur. Meddahlar tarafından el yüz ses taktikleriyle anlatılan meddah hikayeleri de hikaye geleneğine önemli katkılar sağlıyor. Şimdi burada verilen bilgiden yola çıkarak bizler insanda yüzyıllar önce de bir anlatma ve paylaşma ihtiyacı vardır. Buna ulaşabiliriz. Divan edebiyatında hikaye anlatma geleneği Mesnevilerle kendini göstermiştir. Bu da söylenebilir. Bir de destan döneminden aslında yola çıkarak bu bilgilere ulaşabilmekteyiz. 2 ve 4 karşımıza çıkıyor. Diğer seçeneklere de bakalım. Türk edebiyatında hikaye hep en yaygın tür olmuştur. Türk edebiyatında farklı dönemlerde hikaye değişmemiş, özellikleri korunmuş. Aslında burada hikayenin değiştiği ve türlerinin ortaya çıktığını biliyoruz. Yani durum hikayeleri, olay hikayeleri, halk hikayeleri, farklı hikaye türleri var. O yüzden sorumun cevabı D olacak. 12. soru, sen kim oluyorsun diye geçirdiği içinden mahpare sinir kadın. Nereden çıktın sen veremle öksürerek, böbrek sancılarıyla ve sabahlara kadar süren kabuslarla başa çıkabilirdi, bombalanabilir, polislerle boğaz boğaza gelebilir aşkı için ama şu koltuğa kurulmuş, perçemin alnına düşülmüş, ukala genç kadına başa çıkması imkansızdı. Böyle bir parça ile ilgili ne söylenebilir diyor. Bu parçanın anlatımında faydalanan şey tabii ki de iç monolog tekniğinden yararlanılması. Kendi iç sesiyle konuşuyor. İçinden geçirdiğini zaten parçanın girişinde söylemiş. 13. sorum, Türk edebiyatında Leyla ve Mecnun, Harname, Hüsnü Aşk gibi türler tabii ki de mesnevi türü olarak karşıma çıkacak. Cevabım A olacak. 14. soru da diyor ki bu parça ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez? Parlak bir kış gün ortasıydı. Bu parça hikayeyle başlıyor. Hikayeci bir anlatımla başlıyor. Konuşma cümlelerine yer verilmiş. Kahramanın ruh dünyasından söz edilmiş. Zaman ve mekana ait bilgiler içeriyor. Güneşli bir günden bahsediyor. Hikaye türüne özgü özellikler de var ama sosyal mesaj verme kaygısıyla yazılmıştır diyor. Hayır, öyle bir kaygı taşımamaktadır. Hikayeci anlatımlarda zaten bir mesaj verme niteliği taşımaz. Mesaj verme genellikle fabllarda ve bilimsel yazılarda karşımıza çıkabilecek bir unsurdur. Sorularımız bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.